Acı mı? Su iç lan. Biber çok acı. Su iç oğlum. Oh. Herkese selam arkadaşlar. Bugün Avusturya'nın Linz şehrindeyiz. Ve yanımda benim dostum, arkadaşım Yunus var. Selam. Yunus, hoş geldin. Selam, ne haber? İyilik. Yunus'la bugün beraber Linz'deki dönerleri test edeceğiz. Ucuz döner ve pahalı döner deneyeceğiz. Ucuz dönerde Linz'de, ismini sen söyle. Evet, ilk deneyimimizi City Kebap'ta yapacağız. Aynen öyle. City Kebap, Linz'in var yoğu, her zaman bilinen bir aynen, restoranı. Aynen, herkes biliyor aslında herkes Linz'de biliyor. Bunu evet. Çoğu insan biliyor aslında. Aynen burada. De öyle. Evet. İlk durağımız burası. Sonra da diğer pahalı olan restorana gidip orada bir kebap deneyeceğiz. Bakalım ikisinden hangisi daha güzel, hangisi hoşumuza gidiyor. Aynen, deneyeceğiz, öyle. Denemleyeceğiz. Tabii. Hadi bakalım, geçelim. Evet arkadaşlar, aldık dönerimizi. Çok güzel görünüyor aslında. Gerçekten müthiş. Şöyle göstereyim kameraya. Çok lezzetli duruyor. Eti bayağı bol. Salatası da çok güzel. Evet. Biz her şey var aslında. Yani özel bir şey çıkarmadık içinden. Doğru. Evet, bayağı standart, dolu. Standart bir şekilde domatesli, soğanlı. Aynen. Her türlü standart bir şekilde. O zaman deneyelim kardeşim. Deneyelim. Bakalım. İlk önce de sen ısır bir puanını ver. Ben ısırayım ona mı? Ona göre ben... Hadi bismillah. Böyle. Hadi bakalım bismillah. Oo. Evet. Puanlamanızı bekliyoruz beyefendi. Bak acıktım ama onu bir kenara atıyorum. Evet. Tadı çok güzel. Ya ki. Etin tadı gerçekten çok güzel. Evet. Evet. Sit kebap normalde Linz'de zaten dana eti için meşhurdur. Evet. Öyle evet. Bilinir. Aynen. Dana eti için meşhur. Evet. Ve... Yani tanımayan yoktur zaten Linz'de. Eğer evet. Mesela misafir gelirse, birisi gelirse, yani tanımadık buradan olmayanlar direkt buraya gelip oturtulur, bir şey yedirip içirilir. Tabii. Yani ünlü bir mekan, öyle tabii. Diyebiliriz aslında. Tadına baktım, müthiş. Gerçekten dene kanka yani. Bakalım. Hiç... Etin tadı gerçekten çok güzel. Ama şu kısımda bak et çok, yani biraz fazla var. Hı-hı. Az olsa var ya çok müthiş geliyor. Senin dediğin gibi orantısı biraz fazla. Hı-hı. Yani ben bunu... Şunu sevmiyorum işte, bazıları hani et bitsin diye mesela dolduruyorlar. Doğru. Yani yapılmaması lazım. Gerektiğine kadarsa atıyorum 100 gram, 150 gram koyacaksın içine. Ya bak mesela Türkiye'de çok mantıklı yapıyorlar bunu. Türkiye'de adamlar tartıyor. Aynen. Eti tartarak satıyor mesela. Aynen. Öylelikle kendine göre seçebiliyorsun 100 gram, 150 gram. Öyle de ziyan olmuyor bence yani. Bir nevi tabii ki. Edilmiyor. Aynen de öyle. Peki buna 10 üzerinden bir puanlama verirsen kaç olur Yunus? Açıkçası arkadaşlar City Kebap'a benim 10 üzerinden puanım 8. Güzel. Benim 10 üzerinden 8 aslında evet benim de 8. Değil mi? 7 ile 8 arasında. Evet ben de tam da aynı şekilde ben de 7 ile 8 ama arasında hani, gidip geliyorum. Gerçekten yani. 10 olması için gerçekten mükemmel olması lazım. Yani onu da galiba hani döner için hani konuşursak Türkiye'de anca buluruz. Çünkü burada biraz zor. Değil mi? Hani 10 dediğim şöyle her şeyi süper olacak. Ekmeğinden tut etine kadar içindeki salatalarına hı-hı, kadar. Hı-hı. 9 gerçekten yüksek bir kalite olması lazım. Peki sana bir soru soracağım. Hani bu son zamanlarda dönerlerin içine böyle farklı çeşitli soslar yapıyorlar. Hatta Viyana'da bazı dönercilerde 6-7 tane çeşit sos var. Hani gerçekten arkadaşlar bu bayağı her şeyin sosunu yapmışlar. Ve nasıl buluyor bunu? Yani uyuyor mu hepsi ya da o kadar çok sos yapılır mı? Ya açıkçası şimdi şöyle bir şey var. Dönerin orijinal tadını tatmak istiyorsan tabii ki sossuz yiyeceksin değil mi? Etiyle, ondan orası sonra salatasıyla, şununla bununla. Fakat şimdi yine de bir yenilik katmak istiyor genç insanlar. Hı hı.
yani ister istemez yeni nesil kendi çapında bir yenilik katmak istiyor. Evet, evet. Onun yüzünden aslında kötü de bulmuyorum, biliyor musun? Ya şimdi şöyle, bence gerçek dönerin tadını almak istiyorsan %100 sossuz yiyeceksin. Ama yeni sosun da şöyle bir şeyi var. Artık hep aynı döneri yediğimiz için işte insanlar bir farklılık istiyor. Hani bir farklılık istiyor. Bir tadı biraz değişsin. O yüzden zaten bazen fark ediyorsan yeşilliği bile değiştiriyorlar. Bazıları evet. Maydanoz katıyor, bazıları evet. Maydanoz katmıyor. Evet. Salatalık evet. Hiç katmıyorlar, katıyorlar. Evet. Yani çok farklı. Yani soğanın içine falan sumak atan var. Hı-hı. Atmayan var. Hı-hı. Şunu da söylemek gerek, City Kebap son birkaç zamandır gerçekten kendine çağ atlattı. Yani bayağı içini dışını her türlü dönerini, kebabını, her şeyini aynen. Gerçekten değiştirdi. Yani artık eskiden bilinen City Kebap kalmadı. Sonuçta öyle diyebiliriz. Evet evet, doğru. Evet arkadaşlar, şimdiki durağımız Linsa Döner. Evet Yunus, sen buraya geldin mi hiç? Evet, geçmişte gelmişliğim oldu. Evet, ben de geldim. Aslında güzel, yani ben beğeniyorum. Şimdi daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Aynen. Bakalım. İçeri girip bir daha detaylı aynen. Bir size bir öneri verelim. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle dönerimizin görüntüsü mükemmel. Görüntü mükemmel. Zaten görüntü mükemmel. Yapılırken çektim. İzlemişsinizdir. Evet. Onu çok güzel görünüyor. Yanında bir de şöyle, sözünü böldüm kusura bakma. Şöyle turşu veriyorlar. Aynen. Yani sunumu, ondan sonra takviyeler falan mükemmel. Kürdan. Ve gerçekten bak bunlar. Eyüp Sabri Tuncer. Eyüp Sabri Tuncer. Kolonyalı mendil. Çok güzel. Gerçekten. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Sunumunu çok beğendik. Evet. Verilen şeyler falan da çok güzel. Aynen. Mükemmel. Bakalım. Bakalım. Asıl püf noktaya gelelim şimdi. Aynen yani. Öyle. Sen de al onu. Sen hadi şeyini bakalım. Beraber al, ben peçeteyi alayım. Tamamdır, fark etmez. Sen onunla beraber böyle, al. Böyle iyi. Evet. Hadi bakalım. Deneyelim. İlk önce şu görüntüye bir bakın. Aynen, görüntü mükemmel aslında ya, harbiden. Görüntüsü gerçekten mükemmel. Yani gerçekten görüntüsüne bayıldım arkadaşlar. Hmm. Peynirinden tut, lahanasından tut, salatalığına. Abi sıcaktır. Abi sıcaktır, geldik bro. Bir otobüse bin abi. Abi sıcaktır, geldik bro. İlk söylemek istediğim şey şu. Ekmeği mükemmel. Gerçekten. Hani şimdi City Kebap'ın ekmeği de güzeldi. Evet. Ama bunda daha bir çıtırlık var böyle. Bunun sana sebebini söyleyeyim mi? Buyur. Arkadaşlar, Linsa Döner kendi ekmeğini kendi imalatında yapıyor. Yani aşağıda Oktay'ın çektiği bölümün arkasında kendi ekmek şeyleri var. Hı-hı. İmalathaneleri var. Fırınları var. Evet. Fırınları, aynen. Karahanlı sadakatini takdir ediyor. Ekmekleri aynı evden çıkıyor. Etleri aynı evden çıkıyor. Yani bunun üzerine sadece bir ısırık alacağım yani. Ekmeğine bayıldım. Eti. Bu arada sosları gördün mü? Hı hı. Dediğim şey, hı hı. Soslar gerçekten farklı soslar var ve güzeller. Şu an beğendim yani. 3 tane sos galiba karıştırdı. Hı hı. Üçünün de kombinasyonu güzel oldu. Öldüm. Ne oldu lan?
Acı mı? Su iç lan. Biber çok acı. Su iç oğlum. Bu arada iki et de yani City Kebap'taki ve buradaki etin aynı olmadığını fark ettim şu an. İkisi de gerçekten birbirinden çok farklı etler. Evet, evet. Ve kötü yanı yok. Gerçekten hani bunu ciddi bir şekilde söylüyorum. Kötü yanı yok. Sadece ikisinin de farklı güzel tatları var. Tabii ki. Bak ben gerçekten onu diyecektim. Aynen de öyle. Ben de onu diyecektim. Yani ikisi kendine özgü bir tadı var yani. Ve içine koyulan yeşillikler ve sosların kombinasyonu o tadını daha da güzelleştiriyor. Değil mi? Değil mi? Bunu bak sana bir şey diyeyim mi? Bu dönerleri bence tabii ki çoğu kişi öyle yapıyordur da önceden çeşitli deney hani çeşitli farklı dönerleri yapıp test ediyorlar. Hangisi tabii daha güzelse onu tabii öne sunuyorlar, menüye tabii koyuyorlar. Tabii. Çok güzel bence. Başarılı yani. Gerçekten başarılı. Ki biraz da bu sosların içindeki bu sebzelerin tazeliğini biraz daha arttırıyor gibime geliyor. Şahane gerçekten. Yani genel anlamda aslında başarılı bir döner. Ben beğendim. 10 üzerinden puanlaman, ben başlayayım mı? Benim 10 üzerinden puanlamam tekrar yani aynı şekilde 8'deyim. Burada gerçekten sabit 8'deyim. Ekmeğini çünkü çok başarılı buldum. Gerçekten. Şahane. Ekmeği çok başarılı. Ekmeği şahane. İçindekiler ve hani karşılaştırırsam City Kebap'taki hani ucuz dönerle daha doğrusu karşılaştırırsam bunun aroması, et aroması biraz daha fazla geliyor. Evet. Bu yani yediğin şeyden hani yediğin dönerden anlıyorsun içinde hani et var. Hani tabii, güzel. Tabii soslar da ayrı güzel. Ben onu da hani hiç çünkü diğer dönercilerde aynı sosları bulamazsın. Hı-hı. Güzel kombinasyon var edilmiş. Ki bizim istediğimiz bir şey değildi yani. Çünkü 3 tane sos koydu. Hı-hı. Ve üçü de çok güzel kombine edilmiş soslardı. Aynen. Senin düşüncen? Aslında ben de katılıyorum. 8'de ya gayet de şeyiz yani. Evet. Az önce de dediğimiz gibi videoda Linz'e döne mesela vereceğim puan ben de aslında 8'deyim dediğim gibi. Bu birincisi fırından kendi ekmeklerini yapmaları. Gerçekten bu bir işletme için çok özel bir şey. Aynen öyle, aynen öyle. Ki zaten döner yapan ekmeği sonuçta. İçindeki eti. Aynen. İçindeki sebzelerin tazeliği. Yani açıkçası ben bayıldım. İkisine evet de bayıldım yani. Çok güzellerdi. Çok güzel gerçekten. Ki buranın dizaynı hepsi çok böyle kaliteli yapılmış. Yani doğru, yüksek böyle bir elit mekana gidersin tabii oturursun ki ya. Tabii burası ki da öyle. Burada da aynı şekilde ailenizle, arkadaşlarınıza gelip oturup yiyip içebilirsiniz. İki restoranın da adreslerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Siz de buralara gelip tatlarına bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bugünkü yemek serüvenimizi takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Artık sözü Oktay'a veriyorum. Eyvallah kardeşim. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz yere gideriz, değil mi Yunus? Tabii ki. Nereye istiyorsanız oraya gideriz. Yeter hepsini ki yorumlara yazın. Hepsini yorumlara. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Adios. Adios amigos. Hain kostok, al sana bombe.